kardeşlik, kardeşlik demektir. Acılara ve çekilen ızdıraplara birlikte katlanmak ve mutluluklara birlikte gülebilmektir Cumhuriyet. Hocam, bize lütfeden, bizi tuzak etmeye çalışan kuvvetlere, bütün dünyanın gözlerinde meydan okuduğumuz günün hakları olabilir. Birinci Dünya Savaşı sonrası, 1918, Anadolu, taşıyla, toprağıyla, dağlarken, Anadolu insanında bir sessizlik, bir durgunluk hakimken, elde hiçbir şey yokken, ne top, ne tüfek, ne tehdit toplu bir kuvvet, yara derin de, şahlar ağır da, Anadolu insanı her şeyi bitirmiş ama umudunu bitirmemiştir. Bu millet her şeyi yapabilirdi. Çünkü tarih boyunca esarete boyun eğmemişti. Yeter ki kendine bir ışık kurabilse. İşte bu ışık 16 Mayıs'ta İstanbul'da hareket etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'un kutlarında doğan bir güneş dağda dağdan anı devriyeye gidiyor. Anadolu'dur bu. Teslim olur mu düşmana? Bu topraklar bin yıllık kardeşle alışmıştır da alışmamıştır teslimiyete kutsakla. Her yanı esnaf olan bu topraklarda henüz daha son esnaf yazılmamıştır. Bir heyecan kaptığı kapanıyor. Küreklerden, kazmalardan yapılıyor silahlarında. Bir mücadele başlıyor. Öyle kalın mücadelesi. Herkes sarı saçlı, mavi gözlü bir kumandanın peşinde. Dişiyle, tırlarıyla, canıyla, kanıyla kapılıyor bu mücadeleye. Herkes de aynı inanç, herkes de aynı düşünce, yürekten çıkan pek bir söz. Ya istikrar, ya ölüm. Bizi tutsak etmek isteyen güçler başarılı olamadı. Çünkü Anadolu elleri basınlaşmış, yüreği güçlaşmış, vatan vatan diye erkeğin yanında kundaktaki çocuğu bile cepheden cepheye koşan anaları yürüyordu. Çünkü Anadolu özgürlük için kanlarını düşünmeden dökenleri, canlarını içe sayanları düşmanın topuna yürüyüşüne, göğsünü siper edenlerin yürüdüğü Anadolu. Takvimler 29 Ekim'i göstermek için Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti eşsiz kahraman Atatürk'ün Türk ulusuna gerçekleştirdiği en seçkin eseridir. Milletimize verilmiş en büyük miras, vazgeçilmez bir değerdir Cumhuriyet. Sevgili öğrencilerim, geleceğimizin sizin ellerinizin önünde olacağını, sizlerle şekilleneceğini bilen elinde Atatürk, gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz demiştir. Öyleyse sizler Atatürk gibi gücü bir varlığın önlerinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun evlatlarısınız. Işığınız, inancınız ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız. Onun kadar vatan ve millet sevgisi gibi olmalı yüreklerimiz. Konuşmada Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili birkaç sözüne değinmek istiyorum. Türk milletinin karakterine ve adaletine en uygun olan idareye Cumhuriyet İdaresi'dir.
Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hır, vicdanı hır, irfanı hır, nesiller ister. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarından ve Cumhuriyetimizi korunmak için canını feda eden şehitlerimizi saygıyla alıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin 94. yaşı kutlu olsun diyorum. Saygılarımla. Thank you.